Millî ve ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. F2000 assault rifle incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Silahımız gerçek hayatta Belçika tarafından üretilmiştir ve 5.56 milimetrelik NATO mermilerini kullanır. Polimer yapısı sayesinde şehir hayatında da kullanım olanağı sağlar. Bu pop dizayna sahip silahta kovanlar yana doğru değil, öne doğru fırlatılır. Böylece hem sağlak hem de solaklara uygun bir kullanım sunar. Bu pop dizayn şarjör mekanizmasının tehtinin arka kısmına yerleştirilmesiyle elde edilir. Böylece namlu uzunluğu bozulmadan silahın uzunluğu kısaltılabilir. Geçelim Battlefield 4'te kullanımımıza sunulan F2000'e. Simtik.com'dan aldığımız tablo üzerinden silahın özelliklerine değinelim. Silahımız Assault sınıfının kullanımına sunulmuştur ve dakikada 850 mermi atarak bu sınıfta yer alan silahların çoğundan hızlıdır. Bu hızı sayesinde yakın mesafe çatışmalarında düşmanlarınızı kolaylıkla öldürebilirsiniz. F2000'in bir mermisi ilk 10 metrede 25 hasar verir. Mesafe 50 metreden ileri gittiği zaman bu değer 18'dir. Sıkar hariç diğer tüm Assault Rifle'larda da bu değeri görüyoruz. Silah 0.24 değeriyle yukarı çok tepmez fakat silahın yanlara tepme değerleri diğer Assault Rifle'lar ile kıyaslanınca biraz yüksek. Silahın sağa ve sola tepmesini dizginlemek için Compensator eklentisini takmanızı öneririm. Ayrıca silahın attığı ilk mermiden sonraki sekme değeri IEC 971 ile sınıfının en yüksek değeridir. Bunu azaltmak için de silaha englet veya Folding Grip eklentilerini takmanızı öneririm. Silahın en kötü olduğu yer şarjör değiştirme hızları. Tüm mermiler ateşlenmemiş ise şarjör değiştirme hızı 2.7 saniye. Ancak tüm mermiler ateşlendiği zaman bu sayı 3.9 saniye. Bu değer düşmanlarınız yakınlarda ise şarjör değiştirirken ölmenize neden olabilir. Şarjör değiştirme hızlarının oyunda bu değerlerde olmasının nedeni DICE'in gerçek hayattaki F2000'e benzer bir F2000'i oyunu aktarmak istemesinden kaynaklanıyor. Çünkü gerçek hayattaki F2000'de şarjör çıkarma tuşuna bastığınızda şarjör diğer silahlarda olduğu gibi düşmez. Elle çıkarmak gerekir. Böyle bir detay oyunu aktarmaları güzel olmuş. Mermilerin namludan çıkma hızı ise 600 milisaniye. Bu değerle de hareketli hedefleri vurmakta sıkıntı yaşamazsınız. F2000'den çıkan mermilerin ulaşabildiği en son uzaklık ise 900 metre olarak verilmiş. Fakat silahın sekme değerleri ve hızı düşünüldüğü zaman yakın ve orta mesafede uzağa oranla daha iyi oynayabilirsiniz. Silahın ifade değeri fena değil. Bunu silah lazer eklentisini takarak daha da iyileştirebilirsiniz. Silahı kullanabilmek için Express Train isimli assignment'ı tamamlamamız gerekiyor. Bunun için öncelikle Second Assault DLC paketine sahip olmalısınız ve 10 level üstünde bir leveliniz olmalı. Bunları da sağladıysanız sizden istenenler bir adet Assault Rifle ribonu ki bu 6 kişiyi Assault Rifle'lardan herhangi birisiyle öldürürseniz tamamlanır. İkinci olarak da 2 adet Kill Assist ribonu isteniyor. Bu biraz can sıkıcı çünkü düşmana mermi isabet ettirmeniz ve onu başkasının öldürmesi gerekiyor. Ayrıca 2 adet Kill Assist Ribonu tek bir oyunda yapmanız gerek. Operation Metro ve Operation Locker gibi haritalarda bunu daha kolay elde edebilirsiniz. Son olarak Operation Metro haritasında metronun içinde 10 kişiyi öldürmelisiniz ve yine bunu da tek bir roundda yapmalısınız. Bu assignment'ı bitirdikten sonra F2000'e kavuşabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. İncelememi istediğiniz silahları yorum olarak belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.